Tabii evet, Senin de burada önümüzdeki hafta filmin giriyor. aynı yani biz haftaya 22. giriyoruz ve biraz sert giriyoruz biz. Orada bir Evet. aşk komedi işi var ama biz Kadına daha şiddet. kadına şiddet, evet yani dünyanın sert yüzünü gösteren bir filmle geliyoruz. Serçenin gözyaşları. Serçe'nin Gözyaşı, evet, Ali Eyüboğlu'nun gerçek bir hikayesinden uyarlanan bir iş. Benim hayatımda da yani kariyerimde de gerçekten en kolay olmayan rollerden biri oldu benim için. Şiddet mağduru bir Evet, kadını da. şiddet mağduru ve aynı zamanda şiddet uygulayan da bir kadına dönüşebiliyor bir anda. Bunu anlattığım bir film oldu ve gerçek olması bu hikayenin, birçok kadının aslında kendi hayatında canının yandığını bilmek acayip bir sorumluluk hissettirdi bende. Yani çünkü kurgu olan bir şeyi kendi kendime oynayabiliyorum, hani ucu nereye giderse gitsin, ama bunun ucu birilerine dokunacak. Onu bilmek ve hissetmek inanılmaz bir ağırlık ve başka bir heyecandı benim için. Yani birkaç kadına örnek olabileceksek bizim için ne mutlu diyoruz. Hani keşke böyle bir film hiç çekilmeseydi, hiç böyle bir ihtiyacımız olmasaydı, ama dünyanın kanayan yarası bence bu şiddet Maalesef. meselesi. Hem Maalesef. kadına hem erkek erkeğe, yani ucu kaçmış durumda. Dolayısıyla biz biraz daha aslında kadınların çaresizliğini gösterdiğimiz bir yerden ele almak istedik. Ve çok çalıştık, çok hassas bir yönetmenimiz vardı, Aysun Hoca. Çok prova yaptık. Şimdi artık gerçek seyircisini bulacak, onlara emanet olacak Kimler film. var kasta biraz bahseder misin? Ben Kasta yokum mesela. Aslında keşke. olacaktı da denk gelmedi. Kas duymamış yani. Yoksa konuşuldu bu filmden önce. Neredeyse onda da oynayacaktım yani. Yeşim Salkım var, benim en baş partnerim. Bizim sahnelerimiz onunlaydı daha çok ve bana inanılmaz güç verdi aslında. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Benim için en önemlisi oydu. Tamer Karadağlı var. Ezgi Şenler var. Arzu Cabar var. Yani çok Güzel. kalabalık ve çok güzel bir kastımız var. Çağla Başak Çobanoğlu'nun yapımcılığında. Kadınların da aslında üstünlüğü olan bir iş oldu ilk defa. Yönetmen kadın, yapımcı kadın, oyuncuların Vay. çoğu kadın. Ve o aslında kadın egemenliğinin olduğu bir set ve çok keyifliydi yani, hani o anlamda. Başka bir şey yaptığımızı hissettik, sette de hissettik bunu. İnşallah filme de geçmiştir diye düşünüyorum. Sizin de şöyle bir açıklamanız var. Ben de bir şiddet ortamında bulundum, böyle bir şeye maruz kaldım demiştiniz daha önce. Evet, böyle bir açıklama var. Etrafımda çokça Tiyatroda, bulundum. provada genelde Evet. döverek Çok çalışıyoruz. çektim bu arada. Başınıza gelmiş alımda değil Evet. ama Yo, etrafınızda. doğru, evet, söyledim bunu bir Hı. yerde de. Yayınlandı mı yayınlanmadı mı ondan emin olamadım bir an, o yüzden şok oldum yani. Yayınlanmış mı Yayınlanmış okumuş? insanlar Biliyorum geldi en falan diye. azından. Evet, söyledim, yok söyledim. Doğru, benim de fiziksel şiddete maruz kaldığım bir durum oldu dedim. Psikolojik şiddet her gün her yerde, zaten bunu hepimiz yaşıyoruz, kadın Bak bunu erkeği, da ben ama yeni öğrendim bak. Vallahi bilmiyordum. biliyorsun aslında ya. Aa. Biliyorsun. Ha ya Aa evet. İsminin baş harfi H, soy harfi B. Yok yok. Benden değil de. Artık yani tiyatroda Benden partner bildiğin. olunca her şeyimizi biliyoruz birbirimizi. Sen bilmemek Doğru ihtimali. söylüyorsun. Ben bir anda başka bir dönem gibi Yok. düşündüm. Sonradan düştü jeton. Tamam. Özür dilerim Evet. seyircilerimden. Yani ama çok çok büyük bir şey değildi Hı. hani, ama her zaman onu anlatıyorum. Şiddetin aması fakatı yok işte yani. Ufak büyük Tabii. şiddet şiddettir. Buna bir girişim olduysa olmuştur. Yani şimdi gitsek sorsak amalı başlayan bir cümle duyarız muhtemelen, ama yok işte aması. Bunu Hı. söyledim tam olarak. Böyle bir şey oluyor, Bir evet. senin fragmanı da izleyelim sonra Hadi devam edelim. izleyelim. İzleyelim. Geço. Ne olursun yapma anne, ne olursun. Köy diyorlar bize. Bora bıraktın. Biz ömür boyu birbirimize bağlı kalacağımıza Allah'ın huzurunda yemin ederiz. Boşanıp kurtulabilirsin ortamdan. Ben sadece dayak yemiyordum ki Ayten Hanım. Ben bunu çocuklarıma öğretiyordum aslında. Kimse sen?
Neden bana bunu yaptın İblis? Köyümüzde böyle ahlaksızlık istemiyoruz. Elleriniz, kollarınız kırılsın. Köyün namusu kurtuldu mu? Adaleti temsil edenler... ...sınırın namusu temizleyecek. Çok, ben de onu diyecektim. İki çok farklı. İki çok farklı yani. O kadar alakasız ki. Evet. Peki çekimden ama sonra... Ama bunlar yapılmalı artık. Evet yani evet. Yani. Çekimden sonra eve gittiğinde böyle yatakta kendi başına kaldığında etkilenmişliğin ya da tek böyle uykusunun kaçtığı, bugün nasıl bir gün geçirdim, neler olabiliyor gerçek hayatta filan. Yani zaten sürekli bununla yaşayan birisi olduğum için yani gördüğüm, duyduğum... Bizim işimizin bir parçası da çekim yapmama gerek yoktu çekim zaten. Çekim yapmama gerek kalmıyor. Tabii ki daha fazla yoğunlaşıyorum hani çekim yaptığımda ama mesela o giriş fragmanın ilk giriş sahnesinde sabahın 6.30'una kadar o mahallede koştum ben çıplak ayak. Yani sabaha kadar sürdü çekimler ve yani artık sağ olsun set çalışanları yerleri süpürdüler. Bir sürü cam kırığı var, ayağım kesilmesin, set durmasın falan diye. Ve bütün mahallede gerçek zannedip dışarı çıktı yani. Bir dakika arkadaşım falan diye böyle çıkan, atletiyle evden fırlayan abiler falan oldu gerçekten. Dedim ki ya tamam yani %100 de kaybetmemişiz. Neresi bu arada orası? Ya Yedikule. Hı. Yani ilk baştan hatırlayamadım onun için söyleyemedim ama Yedikule'de sabaha kadar koştum gerçekten deli çığlığa gibi ses yani. Veren var yani diyorsun. Evet evet evlerinden çıkıp camlardan sonra işte oranın mahallenin sakinlerine anlattık ki durumu anlatın. Hani biz burada bir film çekiyoruz hani sakin olun bir şey yok falan diye. O yüzden aslında set yorucuydu çok benim için. En iyisi olması için de uğraştım. Hiçbir zaman da demedim ki tamam ben yoruldum gidelim demedim en son. Güneş doğdu ve bitirmek zorunda kaldık gerçekten gece sahnesi olduğu için. Gün biter, şiddet iş biter. Şiddet görüp sessiz kalan kadınlar için de belki destek olacak ya, bu filmler. Ya susmasınlar. Bizim aslında yani afişte de filmde de en çok göreceğiniz şey yani sessizsiniz diyoruz aslında. Yani sessizsin ama sessizsiniz. Yani duyur, ama işte bu şiddetin bir sürü yönü olduğu için ailesinden dolayı mı susuyor? Kendinden dolayı mı susuyor, yalnızlığımı tercih edemiyor, bir adama bağlı olduğu için mi yapamıyor bunu? Hani o kadınların bir içine dönmesini sağlamak aslında benim tırnak içinde en büyük hedefim. Yani benim oynadığım rol mesela Emine anlatamıyor kimseye ve o yüzden de susmuş. Avukata bile konuşmuyor. Sen mi anlayacaksın beni diyor avukata. Annem anlamadı, babam anlamadı. Tabii en güvendiğin insanlar anlamadığı zaman. En güvendiğim insanlar anlamadı. Sen mi anlayacaksın ve beni kurtaracaksın? Yani o öğrenilmiş çaresizlik var kadınların çoğunda. Zaten böyle büyüyorlar hani bir kısmı. Ama bu sadece işte köydeki Emine değil. Türkiye'nin en iyi üniversitesinden mezun olmuş Emine de maruz kalabiliyor buna. O da başka türlü bir bağımlılık çalıştırıyor. Yani çocukluğundan itibaren bir kız çocuğunu... Gelinlik giydirerek, erkek çocuğunu sünnetiyle beraber büyüdüğünü ifade ederek büyütürsen, kız çocuğu zaten hep kendini küçük gören, orada ezik gören olarak büyüyünce güçlü olmadığını zaten bilinçaltına yerleştiriyor. Güçlü değilim ben diyor yani. Net erkek daha güçlü. Hatta sıfatlara baktığında işte bireyler, anne, baba hep onlara sormak lazım oluyor. Bir de başına bir iş geldiğinde gidip annesine bunu söylediğinde annesi de sus, sesini çıkartma diyorsa... Aman yuvan bozulmasın yani. Yahu. Tabii. Yani hani yuva dediğimiz şey evet. Eğer ki bireyler mutsuzsa bitebilmeli. Ben hani hep bunu söylüyorum. Her gittiğim yerde de bunu söyleyeceğim. Herkesin kendine göre bir sevme ve sevilme biçimi var. Ama biz ayrılmayı bilmiyoruz toplum olarak bence. Ama bir tanem bireyler diyorsun mesela. Bireyler dediğinde kadın kendini birey olarak daha kabul etmediği için o ben Ahmet'in karısıyım diye birey olarak yaşıyor. Kendini Ayşe olarak tanımlamayı başarsa zaten kendine tek başına bir dünya kursa ayrılır. İşte ayrılamıyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tabii tabii. Yani bireysiniz işte, yani. Güçlü yani. Olması için yatırım yapmak lazım. Yoksa insanlara işte kavga etmeyin, şiddet görmeyin, kadını koruyalım demek değil. Kadını güçlü kılmak lazım. Yani zaten bir toplumda kadın güçlüyse
o toplum zaten alıp gidiyor yani. Çünkü bir de gücü şiddetle yani, de örtüştürmemek de lazım için. Yetiştirirken. Yani bu hani tamamen ahlak yoksunluğundan ama gelen. Ama orada da gene kadın devreye giriyor. Çünkü her şiddet gösteren erkeği büyüten annesi. Anneler onun evet. için çok kıymetli yani. Aslan anne çocuğunu aslan oğlum, yaver oğlum, vurduğun yerde bilmem ne çıksın falan filan diye sen büyütürsen, hatta bir de kız kardeşi varken ona pilavın daha fazlasını verirsen, o çocuk zaten yani evde gördüğü muamelenin aynısını kendi evlendiğinde de yapıyor yani. Bir de ne güzel söyledin. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Güçlü kılmak için güçlüyü başka şekilde. Yani kadının gücünü güç olarak değil. Şimdi duyuyorum ortam çok karışık. O yüzden bütün kızlar tekvando kursuna, boks kursuna yazılıyor. Bu yani, değil ki güç ya. Bu değil o, ama. O yanlış bir sıfat güç, donanım evet. güç, eğitim güç, aynen. Şiddetle güç örtüştürmemek yani. Lazım. Gücü. Senin dediğin yani gibi. Asıl gücü sevgiden geldiğini anlatabilmemiz lazım yani.